Leyla olayını anmak için her yıl Muharrem ayında 12 gün oruç ve yas tutarlar. Aleviler Muharrem orucu ile Hazreti Hüseyin'in şahsında Ehl-i Beyt'e bağlılıklarını dile getirirler. Matem orucu, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki acısı başta olmak üzere 12 imamların acılarını anmak ve anlamak için tutulur. Amaç, bu acıları tekrarlamak ya da öç duygularını körüklemek değildir. Muharrem mateminin amacı, bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevi öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, diliyle kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak, matem orucunun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Kerbela katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Hazreti Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem matemi Aşure geleneği ile biter. Aşure, sevincin ve hoşgörünün simgesidir. Aşure, orijinali Aşura, Arapçada 10 manasına gelen aşara kelimesinden türemiştir. Tarihi kaynaklara göre, M.Ö. çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından Muharrem ayının 10. günü, yani Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Bugünün değerini ve kutsallığını tarihler şöyle anlatıyor. Adem atanın tövbesinin kabul edildiği gün. Nuh peygamberin gemisinin karayı bulduğu gün. İbrahim peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulduğu gün. Musa peygamberin kavmini Firavun'un şerrinden kurtardığı gün. Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu gün. Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulduğu gün. Bir söylenceye göre de Hazreti Nuh tufanın son günlerinde artık yiyeceğin tükendiği bir anda ambarlarda kalan son yemeklik erzakı kuru meyvelerle bir araya getirerek aşure denen yemeği yapmıştır. Cenab-ı Rabbil Alemin kabulü mahbul eyliye. 12 imam dergahına yazmış ola. Bismi Şah Allah Allah. Kemter kulların medet diliyor Muhammed Mustafa'nın şefaatinden bizi ayırma ya Rabbi. Şevkünle gül oldu Leyli yolların Ali gel Mürteza'nın yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Fatimatü Zühra'nın zatına Allah meliflem yazılmış şemsi katına. Hasan-ül Müştebas'ın geldi kapına Hüseyin-i Kerbela'nındır bu lokma. Ya İlahi'l Alemin. Bu mübarek kutsal günümüzde vesile kılmış olduğumuz lokmalarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dergahına yazmış olasın ya Rabbi. Tuttuğumuz oruçları, çekilen matemleri izzeti dergahında kabul eyle ya Rabbi. Musa-i Kazım'la içeri girdik, hukuruzanın darına durduk. Muhammed Tâbî Şâliyen Nâviye yüzümüzü sürdük, onların yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Kurban ve lokma sahiplerinin lokmasını kabul eyle, muratlarını hasıl eyle, dergâh-ı ilahiye yazmış olasın ya Rabbi. Dil benden, inayet Allah'tan, nefes Hazreti Hüseyin Efendimiz'den olsun. Hü, gerçek emmine ya Ali. Alevilerde Muharrem'deki 12 günlük orucun ardından Aşure günü yapılır. En az 12 değişik malzemeden oluşan aşure tatlısı yenilir ve komşu evlere dağıtılır. Alevilerde acı ve sevincin iç içe olduğu ritüellerden biri de Hıdrellez'dir. Hıdrellez, Anadolu dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır, yani Hızır günü olarak adlandırılan Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında Hıdrellez şeklini almıştır. Türbe ziyaretleri de önemli Alevi ritüellerindendir. Ziyaret edilen türbelerin başında Abdal Musa dergahı gelir.
Anadolu'nun ünlü erenlerinden ve ermişlerinden olan Abdal Musa Sultan, aynı zamanda ünlü bir ozan ve düşünürdür. Hacı Bektaş Veli'nin amcası Haydar Ata'nın oğludur. Abdal Musa Sultan, Horasan erenlerinden ve Hazreti Peygamber soyundandır. Abdal Musa, Hacı Bektaş Veli'nin önde gelen halifelerindendir. Payisi sultanlık, mertebesi abdallık. Pir evindeki hizmet postu ise ayakçı postudur. Bu post, Bektaşi tarikatındaki 12 posttan 11.'si olup, diğer adı Abdal Musa Sultan postudur. Ayakçılık, abdallık mertebesidir. Abdal Musa'nın adına her yıl 23-24 Haziran'da şenlikler düzenlenir, yüz sürülür ve adaklar adanır. Şah şah, ne bir benim seni çekeceğim.